Evet efendim, Protoner programı tüm hızıyla devam ediyor ve programımızın birinci bölümünde stratejist Emre Şirin bizlerle beraber olacak. Emre Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Eren Can Bey. Emre Bey, kısa ve öz bir soruyla başlayalım. Dün Merkez Bankası 50 bas puanlık faiz indirimine gitti. 50 bas puanlık indirimin mantığı ya da 50 bas puanlık faiz indiriminin ne anlama geldiğini siz nasıl yorumladınız mesela? Tabii şöyle bakmak lazım, herhangi bir mantığı yok. Sadece mevcut genişleyici politikanın devamının baskın bir şekilde ortaya konduğu bir faiz indirimi olarak görebiliriz. Tamamen psikolojik, yani 50 bas puan indirilmesi ya da 100 bas puan indirilmesi ya da artırılması neyi değiştirir Türkiye ekonomisiyle alakalı ya da para politikasıyla alakalı hiçbir şey değiştirmez. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok. Sadece biz faiz indirmeye devam ediyoruz. Belli bir cena mesaj verme anlamında okuyabiliriz her zaman olduğu gibi. Ve genişleyici politikaların daha da hızlı bir şekilde devam edeceği noktasında aslında bir sağlama diye okuyabiliriz bence. Evet, peki size asıl olarak sormak istediğim unsur şu. Şimdi Merkez Bankası'nın toplantı karar metninde bazı önemli ifadeler var. Mesela diyor ki, asrın felaketi öncesinde öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iş talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışı işaret etmekteydi. Gerçekten de böyle bir işaret siz algılıyor muydunuz? Çünkü sanayi üretim verilerine baktığımız zaman ve özellikle de PMI datalarına baktığımız zaman ki PMI verisi büyümenin öncü göstergesi olarak kullanılması sebebiyle oldukça önemli bir veri ve 50 seviyesinin altında aşağı doğru 50 seviyesinden ciddi anlamda uzaklaşmaya devam ediyordu. Yani dolayısıyla Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu yoruma mesela siz katılıyor musunuz? Elbette ki katılmıyorum. Çok net bir tablo var. Merkez Bankamız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız uzun süredir piyasanın gerçekleriyle uyuşmayan söylemlerde bulunuyorlar. Yani eylem tarafına baktığımızda ve yaşananlara baktığımızda ekonomide ekonomiyi yönetenlerin, etkili yetkili kurumlarda olanların söyledikleriyle tezat teşkil edecek bir yapı var reel ekonomide. Ya bunu niye söylüyor? Biliyorsunuz yakın zamanda deprem öncesinde uygulanan seçim ekonomisi kapsamında bir takım maaş artışları, EYT kapsamında düzenlemeler vesaire sadece enflasyonist beklentiler ve kısa süreli gelir artışının etkisiyle insanların tüketime yönelmesi ve talebini de öne çekmesiyle alakalı bir ekonomik aktiviteden bahsediyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi PMI verileri de burada net bir gösterge. Türkiye'de sanayi üretiminin de daraldığını ve aslında işlerin de ifade edildiği gibi iyi gitmediğini görüyoruz. Ki zaten biz sonuç itibariyle küresel bir dünyadayız. Küresel bir ekonomik model var dünyada ve biz bundan bağımsız değiliz. Şimdi bizim en büyük ihracat pazarımızın küçülme yaşadığı bir ortamda, dünyadaki ekonomik göstergelerin negatif evrildiği bir ortamda bizde nasıl zaten sadece iç taleple bu ifade edilebilir? Yani biz dünyadan bağımsız, kendi dünyasını yaratmış bir ekonomi olarak mı tanımlıyoruz kendimizi? Dolayısıyla gerçekçi bulmuyorum. Peki bir diğer cümlesi de şu şekildeydi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Diyor ki, depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte yakın vadede etkileyecek ama orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Yani gerçekten, çünkü bu paragrafa başlarken Merkez Bankası mesela şöyle gerçekçi ve doğru bir kelimeyle başladı. Asrın felaketi. Şimdi asrın felaketi dediğimiz bir musibetle karşı karşıya kaldık. Maalesef insanlarımız öldü, ciddi sayıda yaralılarımız var. Şehirlerimiz darmadağın oldu maalesef. Ve bunun kısa vadede etkileri olacak ama orta ve uzun vadede ekonomi öyle derinden etkileyecek bir etkisi de söz konusu olmayacak tarzında yaklaşmak sizce doğru mu? Bence doğru değil. Yani Merkez Bankası'nın piyasaları ve reel ekonomiyi çok doğru okuyabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Netice itibariyle on binlerce, hatta yüz binlerce konutun yeniden inşası söz konusu. Sadece bu da değil. Demografik yapı değişiyor. Hayatını kaybeden bir sürü insan var. Ülkenin diğer kesimlerine göç etmeyi düşünen bir sürü insan var. Bir kere iş gücü yaratma açısından bir sıkıntı yaşanacak. O bölgedeki yaşamın sağlanması, insanların normal psikolojiye dönmesi ve bundan sonra ekonomik aktivitenin aynı şekilde ilerlemesi böyle kolay olmayacak. Yani bunun sadece hadi inşaatları yapalım, konutları yapalım, esnaflar da yeniden gelsin, çalışsın, fabrikalarda devam etsin boyutundan ziyade
psikolojik taraflarının, travmatik taraflarının değerlendirilmesi lazım. Ve Türkiye nüfusunun %15'lik kesimine tekabül ediyor. Yani ekonomi içerisinde ciddi bir payı var. Orada o bölgede fabrikalar var, fabrikalarda çalışan insanlar var. Ve bu insanlar içinde hayatını kaybedenler de var. Ya sadece bina yapmakla, inşaat yapmakla veya orada depreme dayanıklı bir nokta oluşturmakla iş bitmiyor. İşi iyi değerlendirmek lazım. Bir de sadece Türkiye açısından değerlendirmemek gerekiyor. Siz demin açıkladınız. ABD eski Hazine Bakanı Summers'ın açıklamaları var. Almanya'dan gelen veriler var. Yani dünya ekonomisi de çatırlıyor. Dolayısıyla topyekun bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Böyle toparlanmanın kolay olacağı bir süreç değil. Ki Türkiye'nin deprem öncesinde makro verilerine baktığımızda zaten içler acısı bir durum var maalesef. Gerçekleri ortaya koymak ve konuşmak zorundayız. Zaten kaynak sıkıntısı yaşayan bir yapımız var. Finansman sağlayamayan bir yapımız var. İthalatımızı finanse etmek için çok zorlanan bir ülkeyiz biz. Artı bir de depremin getirdiği can kayıpları zaten çok büyük. O tartışılmaz. Ondan daha büyük bir maliyet de olamaz. Ama bir de bunun ekonomik finansal boyutuna baktığımızda buradaki maliyet de öyle 3 günde, 5 günde ya da 3 ayda çözülecek maliyetler değil. Artı bunun önümüzde beklediğimiz, öngördüğümüz bir takım gelir kalemlerini de düşüreceğini düşünmemiz lazım. Yani turizm gelirleri başta olmak üzere. Her şeyi kapsamlı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu görüşlerine de katılmıyorum kendimi. Evet, gelelim bence PPK metnindeki en önemli cümleye. O da kararın gerekçesi açıklandıktan sonra yapılan cümle. O da şu, diyor ki kurul işte anlatıyor ve arkasından bu çerçevede kurul politika faizinin 50 bas puan düşürülmesine karar verilmiştir. Bundan sonraki cümleye size sorum olsun. Diyor ki, kurul bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Birinci sorum yeterli. İkinci soru şu şekilde, devam ediyor cümle çünkü. Diyor ki, depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Eğer mevcut seviye yeterliyse ve depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecekse, ben bir birey olarak, bir vatandaş olarak ya da bir ekonomiyle ilgilenen birisi olarak şunu anlıyorum. 2023 yılının ilk yarısı itibariyle başka bir faiz indirimine gidilmeyecek. Çünkü zaten sadece biz değil, yabancı tarafta yani yurt dışı da bu şekilde algılamış olacak ki JP Morgan ve Barclays da aynı şeyi düşünüyorlar. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Bu cümleden evet o çıkıyor zaten. Yani farklı bir şey düşünemeyiz. Ama hani depremin etkileri izlenecek cümlesinden de şu çıkıyor. Biraz önce dedim ya aynı görüşte değilim Merkez Bankası ile birlikte kısa sürede bir etkisi olacak ama sonrasında olmayacak diye. Burada bir belirsizlikten bahsediyor. Zaten kendi önceki cümlesini tekzip etmiş oluyor. Burada da bir çelişki var bence. Peki bu cümle bu şekilde. Doğru. Dolayısıyla anlaşılan şey de aslında bakarsanız oldukça net. Peki Merkez Bankası bu cümlenin arkasında durabilecek mi? Merkez Bankası Başkanı yerinde kalabilecek mi birkaç ay sonra onu düşünmek lazım aslında. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin nereye evrileceği seçimlerle belirlenecek. Şu an her şey açıklanabilir, her şey konuşulabilir. Ama bence zaten Merkez Bankası seçimlerden sonra Merkez Bankası Başkanı'nın da ben yerinde kalabileceğini düşünmüyorum ve bu mevcut politikalarının da değişeceğini düşünüyorum. O yüzden yani arkasında durup duramayacağı da çok önemli değil. Yani daha bir ortodoks politikalara dönüş bekliyorsunuz anladığım kadarıyla, doğru mu Emre Bey? Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Peki şimdi depremin ardından ciddi bir felaket yaşadık ve bu felaketin ardından borsayı destekleme noktasında SPK tarafından alınan adımlar, BDDK tarafından alınan adımlar ve diğer taraftan da Merkez Bankası'nın faiz indirimi, 50 bas puanlık faiz indirimi. Bu durum Borsa İstanbul'u çok kuvvetli bir şekilde desteklemedi. Belki de 100 ya da 150 bas puanlık faiz indirimleri olsaydı Borsa İstanbul'un desteklenebileceğine ilişkin de çok fazla yorum okudu. Peki bundan sonraki süreçte özellikle bu faiz indirimleri yapılmasıyla ve önümüzdeki dönemde de faiz indirimlerine gidilmeyeceğine ilişkin bir metin varken Borsa İstanbul'un mevcut durumda yükseliş hareketine devam edeceğini, 5700 olan zirve seviyesinin aşılıp 6000'lere kadar bir yukarı doğru hareketlenmesini sürdüreceğine ilişkin bir inanç içerisinde misiniz? Nasıl değerlendirirsiniz Borsa evet. İstanbul'u? Evet. Zaten burada konuşmanın başında ifade ettim. 50 bas puan, 100 bas puan, 150 bas puan neyi değiştirir? TÜİK'in enflasyonunun güvenilirliği sorgulanıyorsa bir ülkede ve aslına bakarsanız enflasyonist yapı net bir şekilde 3 haneli düzeyde ise birçok kalemde, o zaman
8,5 olması faizin, 7,5 olması neyi değiştirir? Ya da aslına bakarsanız politika faizinin piyasadaki reel mevduat ya da kredi faizleriyle ne kadar korelasyonu var artık? Uzun süredir koptuğunu biliyoruz. Bu nedenle bakın Türkiye'de ben hep iddia ediyordum baz etkisiyle deprem öncesinde düşüşe geçti. İşte biz başardık enflasyonla mücadele ediyoruz diye söylemler vardı. Fakat ben bunun olmadığını, aslında bunun bir istatistiki süreç olduğunu, her şeyin fiyatının artmaya daha da fazlasıyla devam ettiğini, çünkü para musluklarının seçim ekonomisi sürecinde ciddi şekilde açıldığını ifade etmiştik. Şimdi bir de maalesef deprem gibi çok acı bir olay yaşadık. Bundan sonraki imar sürecinde bu depremle alakalı, depremden sonraki süreci yönetmek adına yapılacak harcamalar, artı seçime giden bir ekonomide ilave deprem psikolojisini ortadan kaldırmak için yapılacak harcamalar da Türkiye'yi maalesef, burada açıkça söylüyorum, hiperenflasyonist bir sürece doğru götürüyor. Yani şöyle ifade edelim. Her şeyin fiyatının arttığı, peynirin, zeytinin, alacağınız ayakkabının, faturalarınızın fiyatının arttığı bir yerde, örneğin 10 TL'lik nominal fiyatı olan bir hisse senedi düşünün. Bunlar yerinde kalsa bile, düşüş olmasa bile zaten daha da ucuz hale gelmeyecek mi? Bu son derece önemli bir soru. Artı açıklanan çok güçlü bilançoların olduğunu görüyoruz. Bunlar da mutlaka fiyatlanacak. Bakın borsamızda artık hep uzun süredir söylüyorum, hisse bazlı seçimler çok önemli. Evet baskı olacak, evet oynaklık bir süre daha olacak. Ama netice itibariyle yatırımcı psikolojisiyle hareket eden, günlük bakmayan, trader mantığıyla hareket etmeyen insanlar şu enflasyonist ortamda borsada güçlü şirketlerin fiyatlanmamış, güzel bilanço açıklayan, büyümesi, karlılığı, kar marjlarındaki gelişmesi ortada olan şirketlerin özellikle de bu enflasyonist yapı nedeniyle daha da yukarı gitme potansiyeli mutlaka olacak. Ama bunu şu anki şartlar altında söylüyoruz. Tabii ki yılın ikinci yarısından sonra dünyada oluşabilecek gelişmeler, bizdeki seçimden sonraki atılacak adımlar da belirleyici olacak. Önümüzdeki birkaç ay için konuşuyorum bunu. O yüzden ben 5700 seviyesinin de çok üzerine çıkılacağını tahmin ediyorum. Ama endeks yukarı giderken de her hisseden aynı performansın alınamayacağını da bilmesi lazım yatırımcının. Bu son derece önemli. Evet, stratejist Emre Şirin'e değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce kısa bir aramız var.